Merhaba sevgili takipçiler. Bilaloz.com web sitemdeki bugünkü gündemi konuşmak için karşınızdayım. Bilaloz.com magazin haber sitesinde birbirinden ilginç haberler var yine. Bugün gün boyunca gelişen olayları editör arkadaşlarım siteye yerleştirdiler ve sizlerin okuması için devamında tazeliyorlar. Güncel haber geldikçe yeniliyorlar. Ve gece gündüz bu haber yenileme trafiği devam ediyor. Çok ilginç haberler var. Kerem Bürsün'le ilgili bir haber de var mesela. Nicolas Cage, ünlü Amerikalı Hollywood yıldızı yeniden evlenmiş. O haberle başlayalım isterseniz. Ve Kerem Bürsün haberini de biraz sonra okuyacağım, söyleyeceğim size, anlatacağım. Çok ilginç. Kerem Bürsün, Hande Erçel'i Türkiye'den götürebilir. Bakın benden söylemesi. Nicolas Cage ve Riko Shibata dünya evine girdi. Riko Shibata kim? İlk defa ismini Nicolas Cage ile birlikte duyuyorum. Eşi, kendisi bir Japon kızı, 31 yaş küçük ünlü aktörden 31 yaş küçük ünlü aktör, 57 yaşında. 5. evliliğini yaptı Nicolas Cage. Biraz evliliğe meraklı bir aktör. Bundan önceki evliliği de zannedersem 3 gün sürmüştü. Sadece 3 gün. 3 gün sürmüştü. O da bir Japon makyaj ustası, makyözdü. Bu hanım da Japon. Bir de 3 ay süren bir evliliği var. Bu dünya yıldızının sadece 3 ay süren ve 3 gün süren evliliği var. Bu 5. evliliği. Eşi Japon. Japonlar çok seviyor Amerikalı aktörü. O da Japonya'yı çok seviyor. Bizden kime benziyor? Bizim erkek oyunculardan bu kadar çok evlenen Mehmet Ali Erbil var. Mehmet Ali Erbil çok evlendi. 5 kere evlendi. Aklıma o geliyor. Las Vegas'ta evlenmişler. Las Vegas'ta aslında Şubat'ın 16'sında, geçen ay, 18 gün evvel evleniyorlar. Nicolas Cage'in rahmetli babasının doğum gününde, onu onurlandırmak için, ölen babasının ruhunu onurlandırmak için onun doğum gününde evleniyor sevgilisiyle. Kendisinden çok küçük sevgilisi. Bu da ilk eşi, ünlü bir Amerikalı aktris Patricia Arquette. Patricia Arquette ünlü bir Amerikalı aktris ve Oscar sahibi bayan aynı zamanda. Aynı zamanda da yönetmen, Oscar ödüllü. Biliyorsunuz Nicolas Cage'in de Oscar ödülü var. Altın Küre ödülü var en iyi oyuncu dalında. Ve Las Vegas'ta evleniyorlar. Zaten evliliklerini hep Las Vegas'ta yapar. Las Vegas'ta da neden Las Vegas'ta evlenirler? Çünkü Las Vegas'ın büyülü bir atmosferi var ve evlilikler orada çok kolay, adeta bir şölen gibi. Çok az insanla evlenebilir, çok az insan yanınızda olsa Las Vegas'ta harika bir nikah yapabilirsiniz. Dünya ömür boyu unutamayacağınız, ben orada nikah şahitliği de yaptım. Bir Amerikalı ile evlenen bir Türk kızının nikah şahitliğini Las Vegas'ta yaptım. Çok iyi biliyorum. Las Vegas'a da 4 kere gittim. Gazeteci olarak, televizyoncu olarak iş için gittim. Çok uzun hikayeler, çok güzel anılarım var orada. Anlatırım inşallah zamanı gelince. Evet, başka ne var sayfamızda? Ne var başka? Burcu Esmersoy haberi var. Kerem Bürsün'le ilgili iddia, Kerem Bürsün'le ilgili haberi okuyacağım değerli takipçiler. Didem Soydan'ın acı haberi, acı kaybı. Didem Soydan'ın acı kaybı. Ünlü manken Didem Soydan, çok sevdiği, çok saydığı, değer verdiği moda tasarımcısı, arkadaşı Aslı Yılmaz Türk'ü kaybetmiş. Bir dramdır Aslı Yılmaz Türk'ün vefatı. Çok genç, çok güzel bir hanım kendisi. Yakınları bu hanım Ula'daki evine geliyor, buraya geliyor. Ve yakınları ondan haber alamıyorlar. 112 acili arıyorlar ve eve gidiyor 112 ekibi, sağlık ekibi eve gidiyor, kapıyı kırıp açıyorlar. Evde mutfaktan sızan gazdan vefat etmiş bu gördüğünüz güzel hanım. Bu gördüğünüz güzel hanım modacı kendisi. Ünlü bir moda sektöründe isim yapmış, ünlü bir moda tasarımcısı. Zaten Didem Soydan da çok ünlü bir manken. O yüzden
o piyasada tanışmışlar ve çok sevmiş onu yakın arkadaşı. Allah rahmet eylesin diyoruz. Acı bir ölüm. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz Türk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine eve giren ekipler hareketsiz yatarken buldu mutfaktaki gazdan zehirlendiğini, sızan gazdan. Tüplere çok dikkat edin, doğalgaza çok dikkat edin. Aman aman değerli takipçiler. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Sitemizde ilk gece korkusundan nasıl kurtulabiliriz diye bir kadın haberi de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıklıyor. Ve burada Burcu Esmersoy hangi söylemini geri aldı? Bakalım Burcu Esmersoy, ünlü televizyon sunucusu Burcu Esmersoy geçtiğimiz günde açıklama yapmış. Enerjik hali ve fit vücudu ile dikkat çeken Esmersoy 21 yıldır beyaz ekmek yemediğini söylüyormuş ama burada sandviç mi yiyor? Ne yiyor bakalım? 44 yaşındaki sunucu değiştirdi. Burada yiyor ya, bayağı yiyor yani, bayağı yiyor. Eski fotoğraf. He. Ekmek yemeyeli bayağı oldu. 21 yıl değil tabii ki ama ekmek yemeyeli bayağı oldu diyor. Burada 21 sene evvel çekilen köfte ekmek yerken bir fotoğrafı daha genç. Ama yine güzel. O zaman da güzel ama yine güzel. Saçlarında o zaman siyahmış. Ve Sen Çal Kapımı dizisinden Hande Erçel. Evet, magazin taramamız devam ediyor. Murat Dalkılıç eleştirilere cevap verdi. Tepkiyi ben almadım. Antalya'da bir otelde sahneye çıktığı için eleştirilmiş. Koronavirüs var, nasıl sahneye çıkıyorsun? O da demiş ki saat 20 ile 22 arası otellerde müzik yapmak serbest. Herkes demiş, iş bulan herkes bu dönemde teklifi kabul eder ve sahneye çıkar. Doğru, büyük bir işsizlik var müzik sektöründe de. Hakan Taşıyan'dan haber var. Bu önemli. Hakan Taşıyan, Allah sağlık versin. Ünlü şarkıcı çok alkol içti. O kadar çok alkol içiyordu ki. O kadar çok anlatamam size. Hani bir büyük tabir ederler ya. Bunu Hakan Taşıyan için bir büyük filan su şişesi. O kadar çok içiyordu. Yani bile bile intihar. Bile bile intihar. Tabii ki alkoliklerin, bu kadar çok alkol içenlerin maalesef ömürleri kısa oluyor. Çok insan kaybettik alkol zehirlenmesinden, vücudun bitmesinden, organların tükenmesi. Yakıyor, yakıyor çünkü alkol yakar. Bütün vücut organlarını yakıyor. Hakan Taşıyan 4 aydır Ankara Şehir Hastanesi'nde böbrek nakli ve karaciğer nakli bekliyor. Organlar gitmiş, makinelere bağlı yaşıyor ve karaciğer ameliyatı oldu. Önceki gün oldu, çok şükür. Karaciğer nakli yapıldı. 45 yaşındaki bir hastanın karaciğeri uygun bulundu ve ona aktarıldı. Hakan Taşıyan'a iyiyim demiş, iyiyim demiş. Ameliyattan sonra, kendine geldikten sonra sabahleyin uyanmış ve iyiyim demiş doktorlara. Kardeşinin böbreği, şimdi de kardeşinin böbreği. Karaciğer bulundu, ameliyat oldu, nakledildi. Şimdi de kardeşinin böbreği nakledilecek. Çünkü böbrekler de bitmiş. Birkaç gün sonra acil böbrek ameliyatı olması lazım ama birkaç gün bekleyeceklermiş. Yani karaciğer yeni değişti de. Birkaç gün sonra da böbrek ameliyatı olacak. Alkol böyle işte. Alkol organlı. Sadir Alışık rahmetli, Kerem Alışık'ın babası, çok sevdiğim, saydığım ve görüştüğüm bir insandı. Röportaj yaptığım bir oyuncuydu. Çok büyük bir, değerli bir oyuncuydu. O da çok alkol içerdi. Sevgili Kerem'in babası çok ama çok aşırı alkol içerdi. Ve o da karaciğerini çürüttü, böbreklerini tüketti. Amerika'da o zamanki Cumhurbaşkanı Turgut Özal ona devletten imkan sağladı. Amerika'da hastane ayarlandı. Amerika'da ameliyat oldu. Karaciğer nakli olmuştu. Rahmetli Sadir Alışık. O nakilden sonra da 2 sene yaşadı. Ömrü vefa etmedi.
Yine benzer bir hastalıktan, o hastalığın gelişiminden, yine böbrekler karaciğerle ilgili bir sorundan vefat etmişti, hayatını kaybetmişti. Çok değerli bir sinema oyuncusuydu. Onu da anmış olduk. Hakan Taşıyan, Allah ona sağlık versin. Kerem Bürsin haberini söyleyeceğim. Kerem Bürsin eğer oyuncu olmasaydı Yeni Zelanda'ya gidip oraya yerleşecekmiş ve orada marangozluk yapacakmış. Elinden geliyormuş marangoz işi. Eğer oyuncu olmasaymış, Yeni Zelanda'da dünyanın gidilecek en güzel ülkelerinden birisi, en yaşanacak ülkelerinden birisi. İyi ki gitmemiş diyorum ama burada Hande ile tanıştı. Eğer burada onun Hande'yi ve onu Hanker'i üzerlerse, bakın söylüyorum, Hande'yi alır, sevgilisini alır, Hande Erçel'i alır, onunla beraber gider Yeni Zelanda'ya. Hande Erçel'i alır ama Yeni Zelanda'ya gider. Onlara iş mi yok? İkisi de şakır şakır İngilizce biliyor. Orada Yeni Zelanda'da oyunculuğa devam ederler. Onun için üzmeyin bu çifti. Kerem Bürsin'in ve Hande Erçel'in kıymetini bilin. Ey yapımcı, ey sen Çal Kapımı dizisinin yapımcısı. Özellikle sen. Şu Etser hatırlasın artık. Etser gelsin kendine. Serkan hatırlasın artık. Üzme Kerem Bürsin'i, Hande Erçel'i. Reytingler düşmesin, dizi bitmesin. Ey bak giderler söyleyeyim yapımcı. Peki değerli takipçiler, eğer beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz kanalıma da abone olun lütfen, olur mu? Sevgiyle kalın.